bölücü başının bir şeyle başlayabilir miyim hocam? Kıllıyla. Evet. Anlat bakalım. Bölücü başı Yaşar hocam. Hocam sen kahvelerimizi getir. Fon yaptığı açıklamada devletle yaptığı görüşmeler neticesinde bir çözüm metni ve çözüm protokolü üzerinde mutabakata vardıklarını ve bu mutabakata göre siyasilerden ve sivillerden oluşan bir barış konseyi kurulacağını söylemiş. Ayrıca BDP'nin yemin krizini çözmek için de hükümet ile BDP arasında yazılı bir mutabakat metni imzalanmasını ve bu metnin içinde tüm PKK'lılara genel af getirilmesi şartı bulunmasını söylemiş. Bu resmi ağzından doğrulanıyor mu bunun ifadeleri? Bilmiyorum hocam. Öyle olsa çıkar başbakan, evet der, böyle bir şey var. Yahut İçişleri Bakanı çıkar, böyle bir şey var der. Yok olduğuna göre serbest atışta demektir. Evet işte. Halleniyor demek. Oraya bazı adamlar gidiyor ya, kandil mandil falan olaya oralara. Orada konuşuyor, o da devlet adına konuştuklarını zannediyor olabilir. Yani öyle bir şey olmaz. Devlet teröristle pazarlık yapmaz. İnşallah. Devlet katille pazarlık yapmaz, öyle bir şey olmaz. Efendim, o konuda ifadeler halkı yılgınlığa düşürmek, ümitsizliğe sevk etmek. İşte askerlere boş yere siz mücadele ediyorsunuz imajını vermek Mehmetçiklere. Ondan sonra halka da bir an önce bölünmeyi kabul edin. Bak devlet bile kabul ediyor. Yani siz neyi bekliyorsunuz gibisinden. Ve gıcık karanlık gizli bir propaganda yapıyor. Bölücü başı başım artık sonu mu ne tarafıysa inşallah şunu bilecek. Bir karış toprak vermeyiz bir. İnşallah. Vatanı öldürmeyiz iki. Güneydoğu'da komünist ayaklanmaya müsaade etmeyiz. Üç. Komünizmi rahmetli Atatürk'ün dediği gibi her gördüğümüz yerde fikren edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Bu atışı tutuşu bırakacaklar. Atatürk'ün komünizmle ilgili sözlerini okuyabilir miyim inşallah. 1922 yılında Atatürk söyle ve demeçlerinde 3. ciltte sayfa 51'de şöyle geçiyor. Biz ne Bolşevikiz ne de komünist, ne biri ne diğeri olamayız. Çünkü biz milliyetperver ve dinimize hürmetkarız diyor. 1935'teki bir konuşmasında da Türkiye hiçbir zaman komünist olmayacaktır. Maşallah. Yani PKK'ya da bir cevaptır bu. İnşallah. İnşallah.